Profesyonel kickboksa 8 maç yaptı. 4'ünü kazandı. Bir kez nakavt etti rakiplerini ve 4 kez de mağlup oldu. Cihangir Şehraniçi antrenörlüğünü yapıyor. RM Sport Time sporcusu The Tank Abbas Astaraki. Abbas Astaraki'nin rakibi kırmızı köşede. Kırklareli sporcumuz 29 yaşında, 1.90 boyunda, 100 kilogram ağırlığında, profesyonelde ilk kez ringe çıkıyor. Amatörde Türkiye ikinciliği ünvanı var. Nusret Öncü yapıyor antrenörlüğünü. The Turk Ömer Topçu. Evet sevgili izleyiciler, bu arada Kasım ayında, 3 Kasım'da Adana'da müthiş bir organizasyon var. Ekim ayında King of Kickbox serisi Erkan Barol ve Serkan Uslu Kars'ta büyük bir geceye hazırlanıyorlar. Türk sporcularımız 17 Kasım'da Litvanya Vilnius şehrinde Erkan Barol, Muhammed Karaboğa, Fatih Mehmet Karakuş, Okan bir tane müsabakalara çıkacaklar. Bu bilgiyi de sizlere aktaralım. Kenan Günaydın, dünya ve Avrupa şampiyonumuz. Kenan Günaydın, Abbas Astaraki, Ömer Topçu müsabakasında yorumlarıyla bizlerle birlikte. Şu anda son kontroller tamamlanıyor. Özcan Zorlu, Malatya bölgesi hakemi müsabaka yönetecek. Son kontroller tamamlanıyor. Ve birinci round gong sesiyle birlikte başladı. Kenan, nasıl bir müsabaka bekliyor bize? Şimdi ilk önce birinci round'dan sonra bir şeyler söylemek istiyorum. Ona göre maçı izleyelim. Kimin ne tekniği var, ne planı var, ona göre çok sert bir lofi geldi Ömer Topçu'dan. Rakibine göre 10 kilo daha az sevgili izleyiciler. Ömer sert bir low kick attı. İranlı şimdi kariyerinde 9. maçında ringte. Ömer Topçu'nun da bu profesyonel kariyerindeki ilk maçı. İlk maçı evet. Şimdi Ömer yukarı çıkıyor. Bir kez daha yukarı çıktı. Bu arada üzerimize düşebilirler ama anlıyoruz. Ve toparlanlar yeniden ringe dönüyor. Her iki kickboksör sevgili izleyiciler. Yeniden dövüş. Ömer rakibine sokuldu. Sol direkt çok etkili vurdu. İranlı ama boşa çıkardı. İranlı. İranlı yumruğu boşa çıkardı. Ömer solunu çıkardı ama İranlı iyi kurtardı kendini yumruktan. Müthiş bir iskivle. Evet. Sevgili izleyiciler. Şimdi İran'dan yine bir darbe. Bu arada burnunda bir kanama söz konusu. İranlı kickboksörün Abbas Astaraki kenara gitti ve bu sorunun giderilmesi için şimdi doktor oraya geliyor ve Abbas'ın sorunu halledilecek. Birinci rounddayız. Abbas Astaraki 110 kilo, İran, 36 yaşında, 1.88 boyunda, 8 maç, 4 galibiyet, 4 yenilgi, 1 knockout. Ömer Topçu, Kırklareli'den 100 kilo, 29 yaşında, 1.90 boyunda. Profesyonel kariyerinde ilk defa ringde sevgili izleyiciler Ömer Topçu. Evet, müsabakada şu anda sorun giderilmeye çalışılıyor. Kenarda tedavi var. Burnundaki problemi çözmeye çalışıyorlar. Sanırım aynı sorun Ömer Topçu'da da, onda da bir kanama burnunda, öyle görüyorum. Bir kere de böyle bazı sporcuların burnu hassas oluyor. Hafif bir darbede tabii kanayabiliyor. Ama tabii geçici bunlar yani. Kenan Günaydın bizlerle beraber, dünya ve Avrupa şampiyonu. Kenan Günaydın. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bizim de 3'er kez değil mi? Yani 3 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu var Kenan Günaydın'ın. Bizim bize destek veren, özellikle aslında bunu söylememiz gerekiyor. Çünkü destek olmadan bir yere gelemiyorsunuz. Belediye başkanımız, Tuzla Belediye Başkanımız Doktor Şadi Yazıcı Beyefendi bize hep destek oluyor her spor konusunda. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tansa, Turnike, Yalçın abicime çok teşekkür ediyorum. Bunlar bize destek oluyor sporda, sporuya, sporcuya destek oluyorlar. Çok sağ olsunlar, teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. Tabii ki spor destekle yürüyor. Her zaman destek olursa bu sporcular bir yerlere gelebiliyorlar. Tek başına bir şey mümkün değil gerçekten. Evet.
Yeniden kaldığı yerden birinci rounddan müsabaka başlayacak sevgili izleyiciler ama halen tam sorun giderilmiş değil. İranlı Abbas Astarakir'in burnunda bir problem meydana geldi ve bu problemi şu anda gidermeye çalışıyorlar. Yeniden ringe dönüyor Abbas Astarakir. Ömer Topçu müsabakası kaldığı yerden yeniden başladı. Şimdi Abbas diz darbesi vurdu. Yine kendini geri çekiyor. Ömer'e bir sol direkt çıkardı. Yine etkili vuruşları var Abbas'ın. Ömer'in de burnunda bir problem var. Evet, Ömer'in de burnunda bir problem var. Yeniden durdurdu müsabakayı. Şu anda Özcan Zorlu, Malatya bölgesi hakemi. Her iki kickboksörün de burnunda kenar bir problem oluştu. Rövanş aldı. Olabiliyor böyle şeyler ya. Devam ediyor ama. Ve kendisinin yükselen bir değer olduğunu biliyordum. Azerbaycanlı bir kardeşimize yenildiğim için en azından çok üzülmedim dedi. Hocam öncelikle selamun aleyküm. Herkese selamlıyorum. Sinan Çağla maçı, yani bir sporcu da ilk önce spordan sporcu olabilir ama karakteri güzel olması lazım ki bunu devam ettirebilsin. Sadece spor yapar. Hakemlerimiz de çok güzel hakem zaten. Benim her zaman iki tane rakibim vardır. Birisi ringde rakibim, birisi de hakemler. Yani Allah birisine yardım ederse kimse onu mağlup edemez hocam. Nusret hocam da çok güzel organizasyonlar düzenliyor. Diğerleri gibi çakma değil. Onlara hepsini... girmeyelim. Bir dakika şimdi. Müsabakaya dönelim. Devam edeceğiz. Ben sadece maçın ilgili yorumlarını almak istiyorum. Sevgili izleyiciler, ikinci roundda son derece zorlu bir müsabaka izliyoruz. Çünkü her iki kickboksörün de gerçekten de ikisinin birden burnunun kanaması sıkıntı oluşturdu sevgili izleyiciler. Şu anda birinci roundda kaldığı yerden müsabaka devam ediyor. Birbirlerine yeniden sarıldılar. İlk round tamamlanmak üzere. Yeniden ayrılmalarını istiyor hakem. Ve gerçekten çok problemli bir müsabaka oluyor. Evet, yeniden dövüş. Şimdi bir sağ kroşe geldi ve tekrar geriye gitti. Şu anda gong sesi birinci round sona erdi. Abbas Astarakir, Ömer Topçu müsabakasında. Yanımda Yusuf Mehmetov var diyorum. Bu gecenin en önemli maçlarından birine imza attı. Kenan Günaydın'ı dünya ve Avrupa şampiyonunu knockout etti. Sadece bu müsabakayı konuşalım. Sevgili Yusuf Mehmetov, Kenan dedi ki ben middle kick vuracak diye gardımı düşürdüm. Elimi aşağı çekince bir anda hiç beklenmedik anda yukarı çıktı dedi ve beni knockout etti dedi. Hocam öncelikle spor her şey olabilir. Low kick beklersin, high kick gelir. High kick beklersin, low kick gelir. Sol beklersin, sağ gelir ve maç biter. 20 yaşındasın, hedeflerin ne? Çok iyi gidiyorsun, kariyerinde de çok seri galibiyetler alan bir kickboksör. Hocam bunların hepsini hocama çok teşekkür ediyorum, çok iyi çalıştırıyor. İyi idman yapan, aklını kullanan daima kazanıyor. Öncelikle de yani bunlar belli zaten, herkes bunları çok iyi biliyor. Yani ben sadece çalıştım, sabrettim ve şükür Allah'a ki bunların da behresini alıyorum. Adana'da 3 Kasım'da bir organizasyon var. Orada dövüş yapacak mısın? Var mı? Şu anda bana bir teklif gelmedi. Gelirse olur yani. Ben her maçı kabul ederim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Mehmetov'a. İzleyicilerimiz çok merak ettiği için seni yayına çıkardık. Çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyoruz. Sevgili Yusuf Mehmetov, Azerbaycan'a kardeşlerimize de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hepsine selamlar olsun. Bizler zaten Türk'üz. Sadece ismimiz değişik. Çok teşekkürler. Çok sevgili sağ olun hocam. Yusuf Allah'a Mehmetov. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şimdi ikinci round başlayacak. Kenan Günaydın'ı ve Yusuf Mehmetov'u yayına aldım. Çünkü gerçekten gecenin nefes kesen bir müsabakasıydı.
Şimdi ikinci rounddayız sevgili izleyiciler. Ve Abbas yerde. Abbas yerde sorun var sevgili izleyiciler. Çok ciddi sorun var sanki Abbas'ta. Tekrar kendine gidiyorum. Bitirdi. Evet. Devam edemeyecek sevgili izleyiciler. Devam edemeyecek. Hakem kararıyla şu anda müsabaka sona erdi. Sanırım. 12 gazimizin temsilcileri 3 gaziye davet edeceğim ringe. Kimin kazandığına karar verilecek şimdi. Gazi Cemal Canlı'yı ve Sayın Atilla Yüceli ringe davet ediyorum. Değerli gazilerimiz için de bir büyük alkış rica ediyorum sizlere. Evet, Ömer Topçu sevgili izleyiciler kazanan taraf olacak. Çünkü Abbas'ın sorununu gideremediler. Ve Sayın Murat Ali Tutar'a teşekkür ödemeleri takdim edecek. Sayın Yavuz Ekin ve Sayın Murat Ali Tutar'a da ringe davet ediyorum. Kazanan sporcu açıklanıyor. İranlı Abbas Astaraki ve Ömer Topçu arasındaki müsabakada kazanan Mustafa Özdemir. Hakem kararıyla sona erdi ve müsabakayı kazanan kırmızı köşe red corner Ömer Topçu. Kazanan Ömer Topçu İranlı Abbas Astaraki'yi mağlup ediyor sevgili izleyiciler.